Diyarbakır'ın ilmi yönüne gelince, üstadım Diyarbakır asırlar boyunca yüksek İslami ilimlerin okutulduğu bir ilim merkezi olarak bir misyon ifa etmiştir. Diyarbakır medreselerinden icazet alan ulema yani alimler İslam coğrafyasının dört bir tarafına yayılmış ya. ve dünyayı güneş gibi aydınlatmışlardır. Buna iki örnek vermek isterim. Bir tanesi Diyarbakır medreselerinden mezun olmuş işte Şama gitmiş, Hicaza gitmiş, oradan payitahta tahta Edirne'ye. Edirne payitaht taht iken gelmiş ve Fatih Sultan Mehmet Han'a 7-8 yaşında bir şehzade iken lala olmayı, hoca olmayı başarabilmiş Molla Gürani Hazretleridir. Eyvallah. Molla Gürani Hazretleri Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin Hilar köyündendir. Devleti Aliye'nin elbette Fatih Sultan Mehmed'in hocası olmak gibi çok olağanüstü bir misyonu ifa etmiş olmakla birlikte Devleti Aliye'nin dördüncü şeyhul İslamıdır ve aynı zamanda İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed'den izin almış Kudüs'e gitmiş, Kudüs'te 5-6 sene geçirmiş. 5-6 yıl boyunca Kudüs'te Mescidi Aksa'nın bahçesinde gölgesinde Fatiha suresinden Nas suresine kadar Kur'an'ın tamamını tefsir ve tevil eden bir Kur'an tefsiri yazmıştır. Gayetul Emani fi Tefsiril Kelamir Rabbani adını verdiği bu muhteşem tefsiri de Fatih Sultan Mehmet Han'a ithaf etmiştir.